Öncelikle şeyden başlayayım. O gün zaten denizde bir fırtına hortum oluştu. Akçakoca'da o kadar yakından görülmemiş bir hortumdu. O hortumun peşinden de yüksek tepelerde, özellikle Sarıyer bölgesinde yoğun bir yağış oluştu. O oluşan yağışta bazı köylerimizde hasarlar oluştu. İşte bunlar sizinle dediğimiz gibi Yeşilköy, Kurukavak, Deredibi, Koçar ve Balatlı köylerinde ağırlıklı olmak üzere birçok köyümüzde hasara ve heyelanlara ve yol kaymalarına neden oldu. Bunlarla ilgili kaymakamlığımız ve belediyemiz araçlarıyla hemen olaya müdahale ettiler. Hala müdahale şeyler sürmekte. Bu 5-6 köyümüzde su şebekelerinde ciddi hasarlar oluştu ve bu hasarlar onarılarak köylere su verilmeye başlandı. Muhtemelen yarın hemen hemen bu yaralar onarılmış olacak. Bütün köylerimize su verilmiş olacak. Bununla beraber yine şehir içinde de Çuvalı'da 3 ev, 1 dükkan su altında kaldı. Oradaki vatandaşlarımız dahil. Ama Allah'a çok şükür hiçbir yani vatandaşlarımıza yaralanma veya herhangi bir kayıp söz konusu değil. Sadece maddi hasar söz konusu. Bununla ilgili AFAD gelip tespit yaptı. Kaymakamlığımız tespit yaptı ve belediye zabıtalarımız tespitlerini yaptılar, raporlarını tuttular. Ve bu raporlara istinaden de kaymakamlığımız sosyal yardımlaşma vasıtasıyla ilk etapta acil ihtiyacı olan vatandaşlarımıza destek ve hizmet sundu ve sunmaya devam ediyor. Bununla beraber afet acil yardım ödeneği talep edildi kaymakamlığımız tarafından bu raporlara istinaden. Özellikle altyapı sorunlarını ve altyapıda yapılan çalışmaları desteklemek amacıyla bu şeyle ilgili, afetle ilgili durum bu aşamada. Binadir'de Yeşilköy, Yurtlar'da, Harunuz'da yaptığımız görüşmede harmanlarda vatandaşların kendini onu söylemeyi unuttum. Onunla ilgili bir şey mi? Evet, onu söylemeyi unuttum. Kaymakamımızla yapmış olduğum görüşmede kaymakamımız bir komisyon oluşturmuş. Köylerde fındık zararlı gören vatandaşlarımız işte harmanlarının sel alması sahibi vesilesiyle veya işte fındık ağaçlarını ve dere kenarlarındaki fındık etekleriyle ilgili zarar gören vatandaşlarımızın zarar tespit noktasında bir komisyon oluşturduğunu ve bu komisyonla zarar tespit yapılacağını, zarar tespit yapıldıktan sonra da bu zarar tespitin bakanlığa bildirileceğini söyledi. Bununla ilgili çalışmalar da sürdürüldü.